Enver, iyi geceler. İyi geceler Barış. Borsa İstanbul'a başlayalım. %4.6'lık bir rally diyeceğim. Devam edip etmeyeceğini de sana soracağım. Bakalım neler aktaracaksın bize. Şimdi bankalar öncülüğünde başlayan rally bugün de devam etti. Dün Merkez Bankası tutanaklarında belirtilen zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi sinyali bugün de resmi gazetede yer aldı ve bankalar öncülüğünde yükselişin devam ettiğini gördük. Endeks 200 haftalık hareketli ortalaması olan 66 bin seviyesini yukarı yönlü kırdı ve burada alışların hızlandığını, 67 bin seviyesinin üzerinde kapattığımızı görüyoruz. Global veri akışı bundan sonraki süreçte etkili olabilir. Bu bakımdan baktığımızda endeks 67 bin seviyesinin üzerinde, şu an 68 bin ve 68 bin 700 seviyelerini hedefleyebilir durumda. 67 bin ve 66 bin seviyeleri artık bir destek konumu almış durumda. Tabii ki iç piyasada seçim öncesinde olmamız nedeniyle belirsizlikler devam ediyor. Bu nedenden dolayı BIST 100 endeksinde de aşağı yönlü riskler devam ediyor haliyle. 67 bin seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde tekrardan 66 bin seviyesine doğru bir geri çekilme endekste görebiliriz. Tabii ki bu sert yükselişin ardından bir kar realizasyonu olma durumu da endekste gerçekleşebilir. Peki bir de kura bakalım. Orada da 2.19'un hemen üzerine geldik. 2.20'nin altındayız uzun sürenin ardından Enver. 2.17'ler 2.18'ler oradan hep bir tepkime gördük. Dolar TL'de yani 2.17-2.18'e vurup yukarıya sıçrıyordu. Yine oralara gidip böyle yukarı doğru bir hareket olması muhtemel mi? Şimdi kura baktığımız zaman yurt içi piyasalardaki iyimser havanın kura yansıdığını ve TL'nin hızlı bir şekilde değer kazandığını görüyoruz. Bu bakımdan diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden TL pozitif ayrışıyor. Bugünkü seyre baktığımızda da en çok getiri güveren gelişmekte olan ülke para birimi liraydı. Bugünkü dolar karşısındaki değer %1'den fazla değer kazandı bugün dolar karşısında Türk lirası. Şu anki seyre baktığımızda 2.21-2.25 band arasında bir teknik sıkışmadan bahsediyorduk. O şu anda aşağı yönlü kırılmış durumda. 2.19 seviyelerinin de aşağısındayız şu anda. Endekste dolar TL paritesinde şu anda hedeflenebilecek destek seviyeleri 2.18.50 ve 2.17.50 olarak görünüyor. Yukarıda 2.19.50 seviyesinin üzerine tekrar tutunursa 2.20-2.25 bandının içerisine girme olasılığı var. Bu bakımdan tekrardan yükselişlerin desteklenebilmesi için 2.19.50'nin üzerinde tutunma gerekli. Enver bir de altına bakalım. 1300'ün hemen üzerinde 1300 ons doların. Düne göre yine aşağıdayız. O satışlar devam ediyor. Onar onar dolar kabaca söylersek. 1300'ün altına doğru gidiyor muyuz? Ne dersin? Şimdi bugün Amerika'da dayanıklı mal siparişleri verilerini takip ettik ve piyasanın olumlu fiyatladığı veriler geldi. Bu bakımdan 1305 bandına aşağı yönlü kırıldı altında. Yine de aşağı hareketler sığ olmaya devam ediyor. Buna karşılık dünkü gibi bir güvenli varlık fiyatlamasının şu anda altında olmadığını görüyoruz. Haliyle 1305 seviyesi aşağısında kalmaya devam ettiği sürece 1290 seviyesine doğru altında geri çekilme olabilir. Bu bakımdan yarınki Amerika veri akışı önemli görünüyor. Özellikle büyüme verisi önemli çıkıyor. 2.7 piyasa beklentisi olarak görülüyor. Şu anda 2.7'nin üzerinde gelecek bir büyüme verirse altında satışları hızlandırabilir. Bu bakımdan eğer ki 1305 seviyesinin üzerinde tutunmazsa altın 1290 seviyesinin hedeflenebileceğini görüyoruz. Bir de euro dolara bakalım. Orada da 1.38 seviyesinin altındayız şu an itibariyle. Yarın için nasıl bir öngörünüz var? Şimdi Draghi'nin ve diğer ECB yetkililerin verdiği sinyaller, özellikle de yeni genişleyici önlemler olabileceği sinyalleri euronun zayıflamasına neden oluyor. Bugün de Amerika'dan gelen dayanıklı mal siparişleri verileri beklentiden iyi olunca euro dolar paritesinde yine aşağı yönlü eğilim görülüyor. Şu anda hedeflenen destek seviyesi 1.37.75 seviyesi. Bu bakımdan eğer ki Amerika'dan olumlu veri akışı almaya devam edersek 1.37.75 seviyesi aşağı yönlü kırılabilir ve burada da 1.37.40 seviyesinin hedeflenebileceğini görüyoruz. Şu anda 1.38.20 seviyesi üzerine tutunmadan euro dolarda genel eğilimin ve trendin aşağı yönde olduğunu söyleyebiliriz. Enver Erkan, ALB Menkul Değerler Analisti, çok teşekkür ediyoruz. Piyasalardaki son durumu bizlere yorumladı. Yeniden ALB'den stüdyoya döndük. Murat Salar ve Gizem Özsokak.